gündeminde olup görüşülecek olan ve bütün bir yaz boyunca çıkmaması için, meclisten geçmemesi için inanılmaz bir mücadele ettiğimiz yasayla ilgili olarak basın açıklaması yapmak üzere toplandık. Baroların faaliyet ve amacı, görevleri 1136 sayılı avukatlık kanununun 76. maddesinin 1. fıkrasında tanımlanmış olup, barolar hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, güzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Baro yönetim kurullarının da görevi aynı kanunun 95. maddesinde 21. fıkrasında hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak biçiminde düzenlenmiştir. Bugün Ankara Barosu Başkanlığı olarak Anayasa Mahkemesi'ne mahkemenin dostu anlamına gelen amicus curiae sıfatıyla hukuki ve olgusal bilgiler içeren görüşlerimizi ve dayanak belgelerimizi sunuyoruz. Bununla AİM iç tüzüğünün 44.3A maddesinde uygulamasını bulan ve benzer içerikli 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Kanunu'nun 43. maddesiyle mahkeme iç tüzüğünün 70/1 maddesinin sunduğu imkan doğrultusunda hukukun üstünlüğünü korumayı ve savunmayı amaçlamaktayız. Hukukun üstünlüğünün korunması ve savunulması için faaliyet gösteren Hayvan Hakları Merkezimizle birlikte 5199 sayılı kanunun uygulanması, geliştirilmesi ve ihlal edilmemesi üzerine yıllardan beri sürdürdüğümüz hukuk mücadelesini resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5199 sayılı kanunda 7527 sayılı kanunla yapmış olduğu değişiklikler bakımından da sürdürmek gerekmiştir. Bu bağlamda amicus curiae sıfatıyla sunmuş olduğumuz dilekçemizde yasal değişikliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 91. maddesine aykırı olması bağlamında şekil bakımından Anayasanın 2. maddesine, hayvan hakları bağlamında çevre hukukuna, insan sağlığı ve kamu kaynaklarına zararı bakımından Anayasanın 2, 17, 38, 56, 63, 90 ve 135. maddelere aykırılığı bakımından Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ile hayvan hakları evrensel bildirgesine aykırılığı bakımından rasyonel hukuk kurallarına ve bilimsel verilere aykırılığı bakımından da hukuki görüşlerimizi bildirdik. Anayasaya göre sokağın ekosistemi, mülkiyetlerin yok etme gücüne karşı devlet koruması ve kontrolünde korumaya alınmıştır. Yaşadığımız coğrafyada insanın hayvanlarla ve özellikle de köpek ve kedilerle kurduğu ilişkinin tarihselliği bir yana, bu tarihsellikle şekillenen günümüz kentlerinin sokakta yaşayan hayvanlarıyla birlikte sokak ekosistemi kamusal düzenin bir parçasıdır ve bu düzenin koruyucusu ve yaşatıcısı anayasaya göre devlettir. Anayasanın 2. maddesinden sonra 5. maddesindeki vefah ve huzur toplumu devletin sağlaması görevi, 17. maddede de belirtilen manevi varlık, 56. maddede bunun ancak sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkıyla sağlanabileceği ve bunu korumanın da hem devletin hem vatandaşların görevi olduğu bütününde anayasal, kamusal ve toplumsal çevre insan-hayvan ilişkisinin ancak tamamının korunması ve birlikte var olmalarının sağlanması dizgesinde mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle anayasamız ekosantrik perspektife henüz tam olarak ulaşamamış olmakla birlikte antroposantrik düzlemde de olsa bu doğal bütünün birlikteliğini ve bütünü korumanın pozitif yükümünün devlete ait olduğunu ifade etmekte, hak ve ödevler mekanizmasını bu düzlemden kurmaktadır. Bu nedenle
sokakta yaşayan hayvanların rehabilite edilmesini, kısırlaştırılmalarını ve sokaklarda sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamayan devletin bir sosyal devlet olmadığı açıktır. Anayasanın 56. maddesinde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmiş, çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu ifade edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce ifade ettiği üzere hayvanlar varlıkları itibarıyla sağlıklı ve dengeli bir çevrenin unsurlarındandır. Hayvanların korunması bizatihi insan sağlığını etkilediğinden hayvan vefanın gözetilmesi sağlıklı ve dengeli bir çevrenin unsurudur. Hayvanların sokaktan toplanmasının ekolojiye vereceği zarara ilişkin pek çok bilimsel endişe gündeme getirilmiş olmasına rağmen kamu makamları bugüne kadar uygulamadıkları önlemlerin faturasını şimdi sokakta yaşayan hayvanlara kesmekle, yani bu çevrenin asli unsuru olan sokak hayvanlığını ortadan topyekun kaldırmakla aslında kanun değişikliğinin gerekçesinde ileri sürülen sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını da çiğnemektedir. Özellikle hayvanların şehirlerde tampon bölge işlevi görerek yaban hayatı ile insanlar arasında bir bariyer oluşturduğunu ifade eden bilimsel veriler karşısında yasal değişiklik anayasanın 56. maddesi bağlamında bizzati kanunun amacı olarak açıklanan insan sağlığına aykırıdır. Anayasanın 2.17.56. maddelerinin anayasanın bütünlüğü içinde ele alındığında hayvanların öldürülmesine neden olabilecek bir yetkinin kullanılmasına kaynak olabilecek bir hüküm olmadığı gibi anayasal dayanaktan yoksul bir yetkinin de sınırlığı ve dayanakları olmadığı gibi bilimsel ve teknik olarak ortaya konulamayacak takdir yetkisini de idarelere vermesi hukuka, anayasaya, evrensel hukuk ilkelerine ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Anayasamız mevcut haliyle kamu sağlığı, kamu düzeni ve benzeri herhangi bir belirsiz hukuk kavramıyla dahi sokakta yaşamını sürdüren hayvanların öldürülmelerine dayanak hiçbir düzenleme içermemektedir. Söz konusu hayvanlara ilişkin tedbir, önlem, rehabilitasyon, bakım ve sağlık kontrolü yapmak idarelere verilen bir yetki olmakla birlikte bu yetkinin genel bir öldürme eylemine dönüştürülmesine izin veren bir yetkinin dayanağı anayasamızda yoktur. İptali istenen yasayla veteriner hekimlik mesleği deontolojisinin yok sayılması anayasanın 2, 5, 17, 56 ve 135. maddelerinin ihlal edilmesi söz konusudur. Veteriner hekimlerin hayvan, halk sağlığı ve çevrenin korunması görevleri toplumu ve çevreyi güvenli, hastalıklardan uzak bir biçimde korunmak anlamına gelmekte. Rehabilite edilen sokak hayvanları insan ve çevre ile bir bütün oluşturur. Veteriner hekimlerin bu bütünlüğe zarar verecek herhangi bir işlemde bulunmaları mesleklerinin amaçlarına ve doğasına aykırıdır. Sahipsiz hayvanların yakalanmasından bakım evinde tutulmasına kadar uzanan bu düzenleme ile veteriner hekimler kendi meslek amaçlarına aykırı hareket etmeye mecbur bırakılmaktadır. Çünkü iptali istenen yasa ile hem insan, hem çevre, hem de diğer hayvanların sağlığı için hiçbir bilimsel nedene dayanmayan, aksine bu unsurlara zarar verecek sonuçlar meydana gelecek. Bu nedenle iptali istenen yasa, hayvan ve insan sağlığını korumakla görevli veteriner hekimliğin mesleğinin doğasına ve kamu yararı amacına aykırı olduğundan anayasanın 2, 5, 17, 56 ve 63. maddelerine aykırıdır. İptali istenen yasa uluslararası düzenlemelere ve uluslararası yargısal kararlara da aykırıdır. Çünkü doğa ana hakları Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bir sözleşme olup
Buna uygun olarak her yıl toplanan Birleşmiş Milletler yeni ilke kararları ile bu sözleşmeyi genişletmiştir. Sözleşmenin 4. maddesine göre varlık kavramı ekosistemleri, doğal toplulukları, türleri ve toprak ananın bir parçası olan diğer tüm doğal varlıkları kapsar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 77. oturumunda doğa ile uyum ile ilgili 13. kararını kabul etmiş. Bu karar diğerlerinin yanı sıra Genel Kurul Başkanı'ndan şunları talep etmektedir. Ekosistemleri korumanın ve muhafaza etmenin hayvanlara, bitkilere, mikroorganizmalara ve cansız ortamlara yönelik zararlı uygulamalardan kaçınmanın insanın doğayla uyum içinde bir arada yaşamasına katkıda bulunduğunu kabul eder ve Genel Sekreteri uygulamaya ilişkin raporunda bu konuları ele almaya davet eder. İptali talep edilen 7527 sayılı yasa yürürlüğe girdi 2 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yasanın gündeme alındığı 5 Eylül 2024 tarihine kadar bugüne kadar kamu yararına aykırı olan telafisi mümkün olmayacak sonuçlara da yol açan ve bu nedenle barumuza yapılan ihbarlar ve haricen tespit ettiğimiz vakalar Anayasa Mahkemesi'nin dikkatine sunulmuştur. Bu belgelere göre bu kadar kısa sürede dahi bilinen 100'den fazla hayvan ölmüştür. Yasanın niçin esas yönünden anayasaya aykırı olduğunu tespit ettiğimiz neticeler meydana gelmiş ve yasa yürürlükte kaldığı her geçen gün bu neticelerin daha fazla gerçekleşeceğini öngörmemizi haklı çıkarmıştır. Yüzlerce hayvanın ölmesi ve eziyete maruz kalmasının önlenmesi ancak ve ancak Anayasa Mahkemesi'nin yürürlüğü durdurma kararı vermesi ile mümkün olacağından anayasaya açıkça aykırı olan ve iptali istenen hükmün iptal davası sonuçlanıncaya kadar da yürürlüğünün de durdurulması gerektiği kanaatine vardığımızı saygıyla kamuoyuyla paylaşmakta ve bildirmekte. Thank you.